Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah feyzini, bereketini üzerimize etsin. İlginç bir derstir, becerebilirsek. Ben de bu cins, yani bu dersi ilk defa yapıyorum. Bu dersi ilk defa yapıyorum. Yer yer konuştuk ama bu şekilde olacağını zannetmiyordum. Bazı derslerde ben duygulanıyorum. Bazı derslerde böyle bodozlama mı diyorlar? Öyle gidiyoruz. Bizde de öyle derler. De herhalde sahil kültürü ki böyle geminin böyle şey bildirmesine kara bodozlama derler böyle. Bazı derslerim öyle oluyor. Fakat bu ders heyecanlandırdı beni. Hakikaten ya, yani heyecanlandırdı. Niye? İlginç bir şey yani. Şualar 268'den giriş yapacağım. Cümle şu: her bir ayetin mutadit manaları vardır. He hocam, ilahiyatçısın. Çok ilginç. Sana çok güzel bir noktaya nazar olacak zannediyorum. Bak bir de okuyorum. Her bir ayetin mutadit manaları vardır. Hem her bir mana küllidir. Bak, mutadit manası var. O mutadit mananın her bir manası küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bir de okuyayım. Her bir ayetin mutadit manası var. Her bir manada küllidir. Her asırda efradı bulunur. Acayip bir şey. Peki, niçin bunu şey yaptım? Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracı, arza indirilişi, bu bir ayettir, bir olaydır. Bu asırdaki, masadaki efradı, her bir asırda efradı bulunur. Efradı nedir? Bu asırda efradı ne? Adem Aleyhisselam'ın cennetteki ihracın bu asırdaki manası ne? Hani Bolvadin'den bahsettik, şeyden, Meryem'den. Oradan bahsettik değil mi? Şimdi konuya giriyorum. Defterde de notum var. Bundan hariç. Namazda güzel şeyler geldi böyle. Hiç ömrümde, hayatımda duymadığım, duymayacağım şeyler. Onu kaydettim, oraya koydum. Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracı ve bir kısım Beni Adem'in cehenneme ithali, dahil edilmesi, oraya gitmesi ne hikmete mebnidir? Mektubat 42'de geçiyor. Tabii bunu okumayacağız, bunun cevabı yani. Adem Aleyhisselam niye ihraç edildi? Dolayısıyla bir kısım onun bu fiilinden dolayı genellendi. Bir kısım insanlar da cehenneme gitmeye sebep oldu. Bunun orada anlatıyor. Onu anlatıyor. O konuya girmeyeceğiz. Derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak, meal okuyorum, Bakara suresi 36. Derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de haydi dedik, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Kim için diyor bunu? Düşman olarak? Adem'le? Hava. Yanlış, hava değil. Şeytana. Haydi dedik, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Siz orada belirli bir süre ikamet edip yaralanacaksınız. Bitti.
Kur'an ayetleri için şöyle diyor. Hatta efkarca muhtelif, istidatça mütebayin, asırlardan her asra göre. Kur'an ayetlerine şöyle diyor. Efkarca muhtelif asırlar. İstidatça mütebayin, mütebayin? Mütebayin? Ayrı bir beyan olmuş. Fıtratın ayrı bir zuhuratları. İstidatça mütebayin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar. Baktırır ve ders verir. Sözler 407. Yani Kur'an'ın şöyle bir meziyetini de koydu. Efkarca muhtelif insanlar. İstidatça mütebayin asırlardaki gibi. Hasra her asra göre güya o asra mahsus. Sanki Kur'an bu asra bakıyor. Gibi bakar, baktırır ve ders verir. Bakar, Kur'an'a bakın. Bakar, baktırır, sonra ders verir. İlginçtir. Tabii felsefi şeylerini umuta bırakıyorum. Bakar, baktırır, sonra bütünleştirerek insanda o ders enfuste uyandırmalar. Yoksa böyle birisini anlatmak ille değil. Bak nerelere girecek. Çok tuhaf bir ders. Kur'an-ı Hakim her asırdaki tabakat-ı beşerin her tabakasına güya doğrudan doğruya o tabakaya hususi müteveccihtir, hitap ediyor. Sözler 412 bu da. Tam mevzuya girmedi. Niye bunları anlatıyor? Yani Adem Aleyhisselam'ın ihracı Kur'an'daki bir mevzu mudur? O benim. Adem'de maksat benim. Ben başkasının kitabını niye okuyayım? Çok çok misallenir. Örnekler verilir. Ya sakın bak bu yaptı sen yapmayasın denir. Ama bu böyle değil. Çünkü ben cennetten düşmeyeceğim. Ben Hava değilim, erkek okuyorsa. Kadın okuyorsa da Adem değilim. Kur'an ama hem Hava okuyor hem Adem okuyor. Yani erkek de okuyor, kadın okuyor. Kadın okuduğu zaman Adem değil, erkek okuduğu zaman Hava değil. Ve cennetten de ihraç edilmeyeceğim. Ben ne işime yarayacak bu? İlginç değil mi? Hocam, çok hoş. Onun için heyecanlı oldum. Ben soruyorum, dikkat ederseniz soruyorum. Ha Kur'an'da o zaman Sure-i Yusuf benim, bende ceyran etti. Muhammed benim, bende ceyran etti. Ben geldim asr-ı saadete. Ne diyor bu manyak ya? Tamam. Musa benim, İsa benim, Şit benim. Kendini Kur'an'a muhatap aldı öyle. O sende ceyran etti. İlle ibret zannetme. Yani Kur'an o zaman mana külliyeti indirgenmiş olursun teke. Bunun adı sadeleştirmedir. Bütünlüğü teke indirmek sadeleştirmektir. Bütünlüğü yabancı lasına çevirmek tercümedir. Yani sadeleştirme. Ona hitap etti. Dolayısıyla biz ders alacağız. Ben nasıl ders alacağım? Cennetten ihraç edilmeyeceğim ki. Ben buradan ya cennet ya cehennem. Değişik oluyor değil mi? Adın neydi abi? Mesud. Mesud'u. Tuhaf değil mi? Ya Risale-i Nur bambaşka ya. Bunları düşündürmesi bile yetiyor değil mi şey Umut? Düşündürmesi yani. Çok tuhaf. Bir yerde sormayasınız böyle. Vay kıyafir lan. Zındık. Biçim şey konuşuyorsun lan. İçine şeytan mı girdi seni? Ya hoş be kardeşim. Kur'an'a yemin ederim. Yani sizi kandırırım, Allah'ı kandıramam. Samimiyetime inanın. Vallahi çok hoş ya. Garip bir eser. Yani uğraştıp yapabildiğin kadar. Başka neler de var başka. Hoş ya. Allah'a hoş. Ne yapayım? Zevkimi paylaşıyorum sizin sevdiğim için. Bir de okuyacağım. Kur'an-ı Hakim her asırdaki tabakayı beşerin
Mevzu o kadar ciddi ki bunlar mukaddeme yapılıyor. Daha mevzuya girilmedi ya. Mevzuyla hiç alakası yok. Yani bu ders direkt bize bakıyor. Adem Hava meselesi benim de kastıma şey deliller yapıyoruz. Kur'an-ı Hakim her asırdaki tabakat-ı beşerin her bir tabakasına güya doğrudan doğruya o tabakaya hususi müteveccihtir, hitap ediyor. 412 sözdür. Tamam. Peki bir tane daha. Güya kıssadan yalnız bir hisse ve bir hikaye tarihiyeden ibret değil. 452'de diyor bakın. Kıssadan bir hisse. Hayır. Bir hikaye tarihiyeden bir ibret değil. Hayır. Tarih bir hadiseden ibret almak değil diyor. Belki bir külli dusturun efradı olarak her asra, her tabakaya hitap ederek taze nazil oluyor. Şimdi ben Adem olacağım. Adem olacağım. Bakalım cennetim neresi? Ve niye ihraç edildim? Çok önemli. Cennetim neresi? Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Bakayım nereden nereye gireceğim? Size bir parantez açayım. 741'de diyor ki cehennemden beterdir ve muhriktir diyor. 8 tane sıfat. Cehennemden daha beter yer var mı? Var. Cehennemden beterdir ve muhriktir. Muhrik daha çok yakıyor. Nedir o? Yut, yeis, dehşet, vahşet, ats, raşet, kalak, 7-8 işte, 741. Cehennemden beterdir. Cehennemden beter, cehennem Adem'e gören cennet gibidir. Cehennemden beterse Adem alemleridir. Adem alemlerin sıfatlarını saydı adeta. Ademleri bu dünyada yaşıyor işte. Bereketli geldi bana bu İzmir. Namazda bunlar gittim. Füsun farzdan sonra gittim onları yazdım. Bu anlattıklarım şimdi ya. Evet neyse. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı. Şimdi giriyorum konuya. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı. Cennet gibi bir makamdan rüyü zemine muvakkaten sukut etti. Sukut. İndi. Sükut noktalı değil de belki ifade telaffuzunun yanlış olmasın. Susmak değil. İndi. Sukut. Şimdi biz oradayız. Onun indiği yerdeyiz. Muvakkaten indi. Sakın siz de sakın siz de hani ben terakkiyatınızda şeytana uyup hikmet ilahiyenin semavatından hikmet ilahiyenin semavatı yani fenler basamak oluyor seni marifete taşıyor. Marifet. Allah ile ifade edersen o marifeti marifetullah oluyor. O senin dünyadayken bir cennetin oluyor. Cennetin oluyor. Sakın diyor terakkiyatınızda şeytana uyup hikmet ilahiyenin semavatından yani hikmet-i ilahiye mazhar olan semavatına çıkar. Hikmetin semasına. Tabiat dalaletini sukuta vasıta yapmayınız. Demek ki hikmet bizim aklın cennetidir. Tabiatçılık o cennetten ihraçtır. Vakit be vakit başınızı kaldırıp Esma-i Hüsna'ma dikkat ederek o semavata uruç etmek için fununuzu, fenleri, kimyayı, matematiği ve terakkiyatınızı yani teknolojiyi merdiven yapınız. Nereye? Ta funun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatleri olan Esma-i Rabbaniyeme çıkasınız. Yani her bir fen bir esmanın ifadesi. Mesela tıp hangi esmaya bakıyor?
Şafi. Mühendislik? Mukaddir. İyi mi? Matematik nereye bakıyordu? Şu anda hatırlamıyorum. Yani her bir fen bir esmaya dayanıyor. Çünkü fen mevcudatın lisanı, tercümanı. Yani mevcudatın dilini ben anlamıyorum. Mevcudatın dilini insanın anlayacağı seviyede değiştirmenin adı, dönüştürmenin adı fendir. İngilizceyi, Türkçeyi, Arapçayı Türkçeye çevirir gibi eşyanın davranışını bize anlatan fiziktir. Arasındaki münasebeti anlatan matematiktir. İlişkiler arasındaki düzeyi bize anlatan kimyadır diye, yani tercüme diye. Tafunun ve kemalatınız menbaları ve hakikatları için funun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatları olan Esma-i Rabbaniyeme çıkasınız. Esma-i Rabbaniyeme, yani o fennin hakikatını mashi fikredip, hissedip, mahsedip, zevk eden adam o esmanın içine girmiş demektir. Fikredip, hissedip, mahseder, zevk ederse o fenin esmasına girdi. Öyle garipsemeyin yani. Bunu yapabildiği derecede. Tabi bunu yapabildiği derecede. Çünkü esmanın perdesi tecelli ettiği şeceri hilkatta arştır. Arşa giriyor adam haberi olmadan. Yani illa arşa girmek için tak tak tak. Nereye gidiyorsun? Vites değiştiriyor. Arşa gidiyorum. Öyle bir şey yok. Düşündüğün yerdesin. Fikrettin. Hissettin. Mahsettin. Zevk ettin. Marifetullah. Muhabbetullah. Müşahadetullah. Lezzeti ruhani. İçinde. Lezzeti ruhani. Esmanın içi yani. Esma-i Rabbaniyeme çıkasınız. Ve o esmanın dürbiniyle kalbinizle Rabbinize bakasınız. Mecaz değil bu. Sözler 262. Allah gözükmez değil, ben göremiyorum de. Ama görmeyi göze indirgersen cehaletini ilan edersin. Mesela kulakla gözüken, elle gözüken, mesela kaşıntımı şeyle göremezsiniz gözle. Elle görürüm. Diyor. Farklı olduğu gibi, yani kulakla gözüken, burunla gözüken, dille gözüken fark olduğu gibi, akılla gözüken, kalple gözüken, vicdanla gözüken, iradeyle gözüken, hisle gözüken, zihinle gözüken, latife-i Rabbani ile gözüken birbirinden farklıdır. Huzur, böyle namazda olur, bir derste olur, insan bir huzur alır ya, latife-i Rabbani'nin Allah'a gördüğünü gösteriyor. Ama kör olası cehalet hep Allah'a uzaklaştırdı. Kuaca, tövbe falan. Ulaşılmaz, varılmaz, gözükmez. Ehl-i sünnet vel cemaattan, akaidindendir. Allah gözükür. Rabbinize bakasınız diyor. Ama mecaz yapmak cehalete kuvvet vermektir diyor. Muhakematta. Bu bir cennetten ihraç. Yani sanatla, fenlerimizle o fenin, o sanatın esmasına giriyorsun. Eğer onu esbaba, kendi kendine, tabiata isnat ettiğin anda o cennetinden ihraç oluyorsun. Bu birinci ihraç. Ailelere vuracak şimdi bize. Bu başta almasının sebebi dima olsun diye. Diman cenneti, marifetullah. Aklın cenneti, marifetullah. Kalbin cenneti, muhabbetullah. Ruhun cenneti, müşahadetullah. Ondan sonra kimse kalmıyor. O ben olan ben de zaten o gark oldu, lezzet-i ruhaniye var işte. Onu yaşıyor. Hazır olmadan bizde huzur olmazdı. Başka? Diyor, bizi uyarıyor. Cennet iki türlü geçiyor nurlarda.
Bir, nurani cennet. İkincisi, manevi cennet. Biz nurani cennetten değil de manevi cennetten ihraç ediliyoruz. Cennet nuranidir. Burası manevidir. Biz manevi cennetten ihraç ediliyoruz. Bir rivayette Hazreti Ali öldükten sonra gidilecek cennete deliler, hayvanlar, ehli fetret girecek. Önemli olan burada o cennete girebilmektir demiş. Yani o bizim bildiğimiz cennet var ya hani Kur'an'da vaat edilen. Deliler, çocuklar, hayvanlar gidecekmiş. Ama bu dünyada bunlar giremez. Nereye? Manevi cennete. Önemli olan bu cennete, dünyadaki cennete girmektir. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Burada girmek. Peki nedir bu bizi de cennetimizden çıkaran hatalarımız? Birkaç misal şimdi. Nedir o bizi cennetimizden ihraç eden hatalarımız? O cennetimiz, manevi cennetimiz. Anladık değil mi şimdi? Manevi cennetten bizi ihraç eden nedir hatalarımız ki bizi indiriyor aşağıya? Arzı yapıyor, fanilik yapıyor, beşeriliğe itiyor. Sözler 97'den okuyorum. Dördüncü delil. Nebi Beşer'in aile sorunu yaşayanlara okuyorum. Nebi Beşer'in hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez, en cemiyetli derken cemiyetin bütün hallerini toplandığı yer ve en esaslı zemberek cemiyeti aktif eden saatin zembereği gibi ve dünyevi saadet için bir cennet, dünya saadetinin bir cenneti, saydıklarım bir yer için söylüyor, bir melce kaynak, bir tahassüngah, yani kaynak ama istifade edilen bir kaynak. İltica, yani iltica diyelim. He. Bir tahassüngah ise aile hayatıdır. Aile hayatı dünyanın cennetidir. Aile hayatını bir de tanımlayalım. Aile neymiş? Hayat-ı dünyeviyenin en cemiyetli merkezi. Dünya hayatındaki var olan lezzetlerin cemi. Onun dışında lezzet yok, arama. Orada olmalı. İki, yani cemiyet hayatındaki bütün o içtimai hallerin hareketlendiren, doğru veya yanlış yönlendiren zemberek. Çünkü aileler oluşturuyor cemiyeti. İki etti. Üç, dünyevi saadet için, yani küçük bir böyle, dünyevi saadet için, Hürriyet-i Şeriye'nin meşru dairede herkesin her istediği olduğu, kimse kimsenin hukukuna tecavüz etmediği, saygılı ve aynı zamanda hürmet ve sevgi barındırdığı, en önemlisi müthiş bir güven oluşturduğu, fertten ferde en güven olduğu, en çok seni rahatlatan güvendir ve ümittir. Yani insana en saadet veren güvendir ve ümittir. Onun da en güzel samimi yeri orasıdır. Ben size derim ama ev gibi olmaz. Burasıdır. Bir neymiş burası? Cennetidir. Bir bitmedi cennet. Bir de melcedir. İstifade edilen. Ne etti? 4-5 okuyorum. Bir tahassüngahtır. Her şeye rağmen kaçılan bir yer. Toplumda, cemiyette her çeşit sıkıntıya maruz kalıp rahatlanılmaya yer. Tahassüngah. Mesela fırtına var okyanusta, gemiler limana kaçıyor, tahassün ediyor. Burası neresidir? Aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Senin dünyan hanendir. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise, bak, o hane ve aile hayatının hayatı, hayatın hayatı, saadeti ise bir, samimi ve ciddi
vefadarane hürmet. Demek ki samimiyet, ciddi, vefa. İstanbul'daki semtin adı değil vefa. Samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. İki istikamet verdi abi. Evet. Hürmet bir yerden bir yere, merhamet de başka bir yerden başka bir aile içinde. Bir de söyle bakayım abi. Hürmet bir yerden bir yere. Merhamet de öbür taraftan hürmetin geldiği yere. Yani ilk okuduğun kadının erkeğe karşı vazifesi gibi geldi bana. İkinci okuduğun erkeğin kadına karşı vazifesi. Okuyayım bir de o zaman. Ve o hane ve o aile hayatının ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet. Bu bir yön. Kadın, evet. Kadına bakıyor galiba. Erkeği ise hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. Çünkü şefkat zaten kadında fıtri. Erkeğe bu mesaj verilmek zorunda. Evet, erkeğe deniliyor ki şefkatli ol. Zaten kadına şefkatli ol denmez. Ciddi diyor bir de bak. Evet. Erkeğin özelliği. Ciddi. Erkeğe ciddi diyor. Ciddi. Çünkü şey diyor. Tahammül etmesi gereken haller var ya. Hı hı. Vefadarane diyor. Yani vefanı bozma. Tahammül her şeye rağmen vefa. Kadına bunu diyor. Bak erkeğe demiyor. Yani orada çok net bir şekilde bu gözüküyor gibi geldi. Evet. Acayip bir şey. Hem de belki de iş bölümün böyle. Evet. İle olabilir ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise iki ayrıyor gene. Hürmet ve merhamet. Yani erkek daha çok merhametsiz oluyor. Evet. Tamam, kadına merhametli ol denmez. Çünkü ama kediye hürmet kadından çok beklenilen bir şey. Çok beklenilen bir şey. Çünkü yani, kadında şefkat zaten fıtri var. Yani kediye denilmez ki ciğer ye. Ekmeği bırak ciğer ye denmez. Fıtri zaten. Kadında hürmet ve itaat olması gerekiyor. Şey diyor abi, bir ailenin saadetli hayat yiyesi koca ve karı muhabirindeki emniyeti mütekabile tam bir hürmet ve muhabbetle devam edebilir diyor. Evet, hürmet ve merhamet. Ve merhamet. Evet, devam edebilir. Abi mesela şu an var ya, bütün sıkıntı bayanın eşine mesela hürmet etmemesi, onunla ona şefkat etmemesi. Evet, aynen. Yani kadının kocasına hürmet etmemesi, erkeğin kadına da merhamet etmemesi. Ha bak şimdi, bu bizim cennetimizi oluşturuyordu. Bak nasıl ihraç edileceğiz bu cennet. Aslında cehennemimizi de neyin oluşturduğunu aynı zamanda cevabıdır yani. Evet. Bu anlatılan yoksa o zaman cehennemi oluşturuyor demektir yani. Bu anlatılan cenneti oluşturduğu gibi. Buradan düştün mü? Bunun zıttına düştün. Bunun zıttı yoksa düşüyorsun. Yani bunun zıttı varsa sende, bu yoksa düşüyorsun. Evet. Samimi, bu hakiki hürmet ve samimi merhamet, ebedi bir arkadaşlık. Bak gördün mü? Bak, bu sefer iki indi, gördün mü? Ebedi arkadaşlık var. Ebedi bir arkadaşlık. Çünkü İslam dininde karı koca sırf dünyalık değil. Ahirette de karı kocadırlar. Ona göre seçiyorsunuz. Veya seçtikten sonra ona göre bakıyorsun. Yani bütün dünyevi nekaisten, eksikliklerden temizlenecek, ahirete uygun bir hal ile bize verilecek. Veya biz ona olacağız. Ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbirleriyle. Beni en çok etkileyenin yere geliyorum. Biraz acele ediyorum. Daha beni etkiliyor. Ben bekar olduğum için benim gözümle evlilere konuşacağım. İki kelime. Hadsiz bir zamanda, hudutsuz bir hayatta birbirleriyle perderane. Yani ben bekarım. İsterdim böyle bir şey diye konuşacağım. Birbiriyle bir pederane, ferzendane
Fersendane ne demek? Fersendane. Arkadaşhane. Arkadaşhane. Kardeşhane. Kardeşhane, arkadaşhane münasebetlerin bulunmak fikriyle, akidesiyle olabilir. Şimdi kızdan başlayayım. Beni etkileyen birbiriyle bir pederane, ferzendane, kardeşhane, arkadaşhane 2-4 tane söyledi. Şimdi ben anladığımı söylüyorum. Buradan bir şeyi. Benim gözümle başka. Bulamadınız. Ferzendane evlat gibi, evlada yakışır bir şekilde. Ferzendane derler ya. Şimdi kızdan başlayayım. Kız evlendi, annesinin babasının yanında bulunuyor. Gözünü açtığı zaman erkek olarak ilk babayı görüyor. Abi, kardeş olma ihtimali, olmama ihtimali var ama baba var. Bir kız evde büyüdüğü zaman erkek olarak babayı görüyor. Erkek evladı ise o evde büyürken ilk kadın model olarak anneyi görüyor. Hep böyle büyüdükleri için kız baba gibi düşünür erkekleri. Kız ise erkek ise ana gibi düşünür kadınları. Evlendikleri zaman o babası gibi bir şey arıyor. Onun gibi davranışların şefkati, koruyuculuğu bilmem ne. Ötekisi de anası gibi bekliyor. Kavganın bir sebebi. Ben onu anlatmayacağım. Şunu anlatacağım. Beni duygulandıran şey. Bir kız babayı terk ediyor, sana geliyor mu? Bir kız anayı terk edip sana geliyor mu? Bir kız kardeşini terk edip geliyor mu sana? Bir kız çevresindeki arkadaşları terk edip geliyor mu? 4. Sen ey koca, anayı terk eden karına analık yap aynı zamanda. Babasını terk eden hanımına aynı zamanda babalık yap. Yani o boşluğunu gider. Arkadaşını ve kardeşlerini terk etti. Aynı zamanda ona arkadaş ol ve kardeş ol. Ey hanım, erkek anasının yuvasından çıktı, bir yuva kurdunuz, babayı terk etti. Ey hanım, kocana babası gibi, baba eksikliğini hissettirme, baba gibi ol kocana. Hem hanımıysın ama hem baba gibi ol. Babalık ihtiyacını gider kocanın. Kocanın analık ihtiyacını gider. Kocanın arkadaşlık ihtiyacını bıraktı, çevresini geldi. Kardeşlerini terk etti, ablasını, kız kardeşini vesairesini geldi. Onun bu ihtiyacını gider. Böyle ol. Böyledir demiyorum aşağı, böyle anlıyorum. 4 tane dedi. 1. Pederhane, ferzendane, kardeşhane, arkadaşhane. Bunun dışında başka bir şey yok ki. Pederhane, evlada yakışı, ferzendane, daha çok anneye kullanılır. Analık gibi. Şimdi bu bizim neyimiz oluyor? Cennet. Peki hanımına, ya abi yapmıyor. Sana ne, senin kadar bu kadar dersi dinliyor mu? Yok. Senin bu bilgilere göre davranmışınla, bu bilgiler olmadan davranmasını, bu bilgileri biliyormuş gibi davranmasını beklemek cinayet değil mi? Haksızlık değil mi? İlkokul bitirmiş, üniversiteyi bitirmemiş insanı imtihana, LPG mi, ne diyorlar, KPSS mi diye bir şey diyorlar. İmtihana alıyorsunuz. İlkokulu bitirmiş ama bu imtihanda hem üniversiteler var hem liseler var. Hem olur mu şey? Yani aldığı derse göre davranış beklenilir. Şimdi bu dersleri dinlememiş. Ama bunu bekliyorsun. Sen yapacaksın. Ama abi yapmıyor. Bakın, yapmasına göre davranırsan iyilik değil, borç ödemektir. İyiliğe karşı iyilik değildir. Borç ödemektir. İyilik ise
beklemeden yapmadığı halde yapmaktır. Sen bana böyle yaptın, ben de böyle yaparım. Bu kölelerin işidir. Kimin? Köle ruhluların işidir. Yani ben nasıl davranacağım Ahmet sana? Sen belirliyorsun. Sen bana böyle davrandın. Ondan ben de sana böyle. Böyle dedin. Ben de sana böyle diyorum. Böyle yaptım. Ben de sana böyle yapıyorum. Peki benim davranışımı şekillendiren senin davranışındır. O zaman ben köleyim sana. Abi dersin konusuna bakarsak karşıya iyilik yapmak doğru ama yine aslında kendine iyilik yapmak. Kendine. Cennetinde. Sen düşüyorsun. Düşmemek için. Hani sukut dedi ya, sukut etmemek için yine kendine dönük bir yatırım yani. Evet. Karşıda da iyilik ama kendine dönük bir yatırım. Karşını da kurtarıyorsun, onu da cennete alıyorsun. Onu da cennetten alıyorsun. Enteresan bir şey var. Evet. Ha. Havanı da alıyorsun. Ha. Yoksa havanı alırsın. Allah Allah. Benim bu eksikliğimi havluyla gideriyorum. Ne diyeceksiniz ki? Ne demek ya havlu? Başka düşünceler belki sevk eder. Böyle abdest aldığım zaman sarıyorum ya abdesti. Birisi bana sarıldı. Yani varlığımı bana hissettiriyor. Şu anda hissetmiyorum. Ama şu anda hissediyorum. Çünkü dokunmuşum. Ama kendi elimle anlamıyorum onu. Bak benim varlığımı hariç de bildirme yönümü bilmiyor. Abdestte kurulanırken varlığımı anlıyorum. Çünkü bir şey sürmüş bana, sürtünüyor. Garip diyeceksiniz ama garipsemeyin. Bu felsefe de değil, ne olduğunu da bilmiyor. Tuhaftır. Allah öyle bir Allah'tır ki, her neyse Allah başka bir şey yani. Acayip bir şey. Düşersiniz cennetten. Böyle işte Adem ve Hava bir semboldür, simgedir, vaka olmuştur, vakadır. Ama Kur'an önümüze koyarak simge ve semboldan aynı hayat bizde cereyan ediyor. Abi o cennetten. Sen diyorsun cennet. Adem cennette olduğunu bilmiyordu. Abi cennetteydi. Adem cennette olduğunu bilmiyordu. Bilseydi beka olduğunu bilecekti. Ve sen burada öleceksin en sonunda, şunu yersen beka bulursun yalanına kanmazdı. Cennet olduğunu, çünkü cennette ölüm yoktur. Bizim cennete yüklediğimiz mana Adem'de yoktu. Çünkü niye? Adem, Adem'i bilmiyordu. Adem varlıktır. Adem, A çekiyor, takke koyarsan böyle varlık oluyorsun. Adem dersen yokluk. Adem, peygamber. Adem, hiçliği bilmiyordu. Çünkü cennet zıtların... Cennet zıtların cemi değildir. Senin cennet anlayışın onda yoktu ki beka bulacağım diye onu yedi. Bilseydi cennette ölüm olmadığını o yalanı yemezdi. Önemli olan cennette olman değil, cennette olduğunu bilmendir. Buna misal, sarayda dahi olsan cehennemdesin diyor Üstad. Allah'ını bilen, Allah'ını tanıyan, Allah'ını seven zindanda dahi olsa saraydadır, bahtiyardır. Ama Allah'ını bilmeyen, Allah'ını tanımayan, Allah'ını hakiki sevmeyen sarayda dahi olsa zindandadır, bedbahttır. Değil mi? Peki sarayda olduğunu da bilmiyor. Bakın sarayda olman önemli değil. Sarayda olduğunu bilmendir. Senin cennetin. Bahtiyarlık budur. Yoksa o cennetinin cennet olduğunu bilemezsin. Düşersin cehenneme. İlginç ders değil mi? Çok tuhaf. Risale'nin tuhaf değil mi Allah'ını seversen ya? Abi insaniyete verilen en büyük nimetlerden birisi de Allah'ın insanı kendisini insan ihsas ettirmesi. Evet. O 30 günlük pencerede söylüyor. Ne diyor, ne diyor 30 günlük pencerede? Kendisini insana ihsas ettirmesi, hissettirmesi diyor.
Allah al, nimet Allah nimettir. Bak 756 mıydı şu anlarda? 58, 758. Allah'ın insanlara verdiği en büyük vücuttan hariç var ol, kör olsan, felç dahi olsan ümitim seni bu konuda seviyorum ya, tabi olabiliyorsun bana. Varlık anlayışı var ya, varlık bilinci, şuuru bizde, her sene de bilinç. Varım diyebiliyor musun? Felç dahi olsan, kör ol, ne olursan ol, ben varım bir an diyebiliyorsan ne mutlu sana. Ondan hariç en büyük nimet, nimet Allah'ın varlığıdır. İşte diyor ki Allah'ın en büyük nimetlerinden bir tanesi de insana kendi varlığını hissettirmesidir. Hı. Var ettin beni, varlığından haberdar ettin beni. Ne güzel bir Allah ya. Böyle Allah olması lazım. Hoşuma gidiyor. Var ediyor, yetmiyor. Varlığından haberdar ediyor beni. Var ediyor, hiçbir şey aramıyor. Cennet adamdı. O da cennetteydi ama cenneti bilmiyordu. Olduğun yer önemli değil. Onun için diyorum ya, Bursa'daki dağa çıkarken Bursa'daki o çınarı 900 mü 700 sene tabelası unuttum. 700'ün üzerinde bir yaşı var. 700 sene diyelim. 700 sene mi çınar, kereste, kütük mü yaşamak istersin? 1 saat insan. 1 saat insan mı 700 sene mi? İnsan tabii ya. Deseydin veya desek insanlıktan hiç senin yoktur. Ne insan nedir bilmiyorsun ki o zaman. Çünkü bir an bile yetiyor. Onun için nerede olduğunu bilmiyorsan, sarayda dahi olsan, zindandasın, bedbahtsın. Ama nereden için olduğunu, ben zindandayım ama niçin buradayım? Kimin adına buradayım? Zindan saray olur, medrese Yusufiye olur. Cennetten ihraç edilmeyelim arkadaşlar. Cennetin içindeyiz. Yani onun davranışı davranışınızı belirlemesin. Bana böyle yapıyorsun. Ha ben de böyle yapıyorum. Bana mı dövdün? Çakarım ben de ağzına bu sözü çak. Bu nedir? Kölelerin işidir. Çünkü benim davranışımı, konuşmamı sen belirliyorsun. Sana karşı adım atıyorum. Anladın mı Ahmet? Çok güzel değil mi? Şimdi cennetin düşmemeye gayret edeceğiz. He Ahmet? İnşallah. İnşallah. Sevgili kardeş, daldın da canım benim. Dalmayacaksın artık. Şükürler olsun inşallah. Böyle bir ders seviyemiz var. Şeyi çok hoşuma gidiyor. O tanımlamam. Karısına, o da kocasına. Terk ettiği boşluğu doldur. Benim hanım anasını bıraktı bana geldi. Ana olacağım aynı zamanda. Kocalıktan hariç. Babasını terk etti. Aynı zamanda babalık boşluğunu da dolduracağım. Baba olacağım. Kardeş olacağım. Arkadaş olacağım. Zaten Müslümandır en azından. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Abi ben şimdi bir ay sonra evleneceğim. Bir ay sonra mı? Devamlı işte nişanlım bana şey diyor işte. Benim babam ben işte ağladığım zaman bana kıyamaz. İşte benim babam şöyle yaptı bana. Bunu getirir, istediğim zaman bunu getirir. Beni işte sabah kalktığı zaman öper. Şöyle yapar. Hep bak bana. Şimdiden onları işliyor yani. Ha, onlar mı yazıyor sana? Ha, onları işliyor bana böyle söylüyor ki onları bekliyor ileride yani. Aynı şeyleri şey yapıyor. Bakın ben de şimdi... Allah Allah. O zaman sen bu ders sana bakıyor ya. Hakikaten ben ondan da merak ediyorum. Sanki seni anlatıyoruz ha. Kime bakmıyor ki? Zaten abi kadında bir tane fıtrat var abi. Çok sevdiği böyle babasının dışında çok sevdiği bir erkeğe abi hep babasına benzetiyor abi. Onu sana empoze etmeye çalışıyor yani. Devamlı diyor ki mesela sen babama benziyorsun. Şu hareketin de babama benziyor. Yani aslında vay sana be, şu mesajı veriyor. Babam gibi oldu yani. Ya. Çünkü o kız büyürken erkek modeli hep babayı gördü. Erkek deyince hep baba gibi hatırlıyor. Zalimse zalim. Onun için ben çok kardeşlerime, çok hani ailelere giriyorum ve size diyor Allah razı olsun çayınıza yemenize geliyorum. Böyle baktığım zaman mesela birisi vardı su sıkıp sorunu. Abi dedi suç bende dedi kızı alıyor. İki çocuğu var. Niye dedim? Nasıl anladın? Ben diyor babam çok zalimdi. Anneme çok zulmetti. Ben dedim ki kız iken asla evlendiğim zaman kocamın hiç gözünü açtırmayacağım.
Hiç fırsat vermeyeceğim zulmüne. Her söylediğine kedi gibi saldırdım diyor. Ta ki sindirmek için yaptım. Abisinin psikoloji derslerini dinleyene kadar. Yanlış yapmış. Babam zalimdi. Anne mazlumdu. O ezikliğimi böyle gidermeye çalışıyordu. Oysa kocam hiç de böyle değil diyor. Yani kocası gibi, anne babası gibi kocasını düşündü. Ben nasıl yaparım ya karnıma? Yani hayal edemiyorum yani. Şiddetli bir şeydir. Ya, bilmiyorum. Allah göstermesin ama anlamıyorum yani. Ben anlamıyorum. Ben mesela niye öyle diyorsun? Ben 80 ihtilalinde sorgulanan bir insanım. Kur'an harfleriyle öğrettin diye 80 ihtilal içeriye alınan insanım. Şiddetleri çok gördüm. Bunu gördüğüm halde bu bir çeşitini anlatıyorum. Dershanede her türlü şeyi gördüm. Kovuldum. Tard edildim. Başka yerlere gittim. Oradan terk ettim. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Hiçbir zaman inanın sizi kandırma Allah'a mukabele bir misil yapmadım. Çekip gittim. Hiçbir zaman kavgaya girmedim. Karşılarına kimse dikilmedim. Baktım burada şey yok. Ben de kavga etsek. Zaten bunun tadı yok. Galip olsam bile tadı yok. Galip olsam tadı yok. Ne anlatmaya çalışacağım size bak. Ben en mukaddes mekanda. Beşer değil, emsalsın. Tamam. Ya emsaller var ya, karı koca da emsaldir vesaire. Biz de emsalsız. Baktım hemen çekip gittim. Yurt dışına çıktım, başka yerlere gittim. Senelerce gelmedim, terk ettim. Ve ayrıldım. Çok yere ayrıldım. Ve ama asla galip dahi olsam orada huzur kalmayacağına inandığım için mukabeleye girmedim. Hiçbir zaman. Beni yakından bilen arkadaşlar var. Siz de duymuşsunuzdur. En acımasız bana göre tabii. Herkesin tahammül şeyi var. Oklavalardan geçtim. Niye anlatıyorum? Böyle bir şeylerde sakın o mukabeleye bir misile girmeyiniz. Galip dahi olsa mağlupsun. Evde huzur olmadıktan sonra galip olsa ne olur? O zaman ne yapacaksın? Yaptığımı yap. Kur'an öyle diyor. Hecren cemila. Güzel bir şekilde uzaklaş. Ya bir çeketin al çık. Efendim abi? Üç yerde diyor abi. Üç yerde mi diyor? Hecren cemila. Ha, onu bilmiyordum. Üç yerde mi? Hecren güzel bir şekilde uzaklaş diyor. Kavga et demiyor. Terk et. Bir duşa gir. Bir çay iç. Paran varsa gel beni dağlara bana da koy, bir parka gidelim, bir kahve ikram et bana. Ama kahve parasını sen vereceksin. Allah Allah. Çok hoş değil mi Risale? Risale ne biliyor musun? Kaçtı bugün söylediğini Abdullah? 441 mi? 43 mü? He? 444. Bak Risale neymiş. Dayanamayacağım ya. Öpecek miyim öpmeyecek miyim siz karar verin. Risale-i Nur ne yapıyor? 444. Şuralar. Risale-i Nur şahs-ı manevisi asrın içtimai, asrın içtimai cemiyet hayatını ve cemiyetin ruhi ve dini hastalıklarını teşhis etmiş ve müzminleşmiş, müzmin, kronik hale gelmiş, içtimai illetleri tedavi edecek şekilde Kur'an-ı Hakim'in hakikatlarını ilahi bir emir ile bu zamanda yaşayan bütün insanlara arz etmiştir. Bir daha okuyayım, bu kadar. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi, asrın içtimai ve ruhi ve dini hastalıklarını teşhis etmiş, müzminleşmiş içtimai illetleri tedavi edecek şekilde Kur'an-ı Hakim'in hakikatlarını, Kur'an-ı Hakim'in hakikatlarını ilahi bir emir ile, yani ilahi emir olmasa yine yapamazsın. Mesela ben kilom, sağlığım dahi olsa diyelim misal, adam kilo, 120 kilo falan gelse veya şu aç olacaksın deyince yapamıyorsun. Ama hasta dahi olsan Ramazan'da ilahi emir olduğu için yapabiliyorsun. Risale-i Nur
bunları Kur'an-ı Hakim'in hakikatlerini ilahi bir emir ile bu zamanda yaşayan bütün insanlara arz etmiştir. Aile hayatımızda samimi ve ciddi vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet yoksa ne olur? Ve iman ahiret o hanenin saadetine hükmetmezse, yani ahiret inancıyla bu evde olur, merhamet ve şefkat, hürmet yani itaat ve merhamet, itaat kadından, merhamet erkekten, ancak ve ancak ahirette iman nispetinde olur. Çünkü haddini bilir, hududunda kalır, kul hakkından korkar. Ahirete inancı pek olmayanın kul hakkını takmaz. Kul hakkına inanmayanın kul hakkını kale almaz. Ahirette kefene bürünüp haşir meydanında o cehennemi, o senaryosu anlatılan şeyleri kale almayan insan her türlü mezalim yapabilir. Onun için eğer bir ailede samimi ve ciddi ve fadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli fedakarane merhamet yoksa, bir, iki, imanı bil ahiret, iman ahirete iman, o hanenin saadetine hükmetmezse, biz de o cennetten ihraç edilmişiz demektir. Biz de cennetten ihraç edilmişiz demektir. Çünkü cennetin cenneti nedir? Cennetin cenneti, cennetin sahibini bulmaktır. Cehennemin cehennemi nedir? Cehennemin sahibini kaybetmektir. O korksun avam cehennemden. O umsun avam cenneti. Bizim derdimiz cennetin sahibini, cehennemin sahibini bulmak veya kaybetmektir. Bizim cennetimiz cennetin sahibini bulmak olmalı. Bizim cehennemimiz, cehennemin sahibini kaybetmek. Allah kaybettikten sonra cehenneme gitsen ne olur? Üstadın ve Hazreti Ebu Bekir'in bu noktadaki şeyleri de bu durumu açıklıyor değil mi abi? Görüşleri. Yani Hazreti Ebu Bekir'in bedenini öyle büyütüyor. Evet, öyle büyük ki. Cennetin birinci tabakası, cehennemin birinci tabakası ehl-i imana aittir. Cehennemin yedi tabakasına atfen cehennem denmiş ama cehennemin yedi tabakası ayrıdır. Birinci tabakası günahkar Müslümanların bulunacağı makamdır ki bir rivayete göre hamam sıcağı gibidir diyor ümmetimin cehennemi. Ne merhamet değil mi? Bak ne kadar hoş. Oh böyle yap. İşte Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, ya Rabbi o kadar büyük büyüt ki benim cehennemde cesedimi Müslümanlara, yani birinci tabakaya, iki üç demiyor. Birinci tabakadaki o kadar büyük ki benim Müslüman kardeşlerim girmesin. Çünkü Müslüman ikinci tabakaya girmeyecek. Müslüman yedinci tabakada ne işi var? Münafıklar oraya ithal edilecek. Münafık değiliz ki kardeşim. Münafıklar gidecek yedinci tabakaya. Üstadlar lüzum olsa diyor ahiretimizi de feda edecek. Evet. Bu sırdan değil mi abi? Bu sır işte. Bu sır olmasa onun talebeleri, onun öğretisine gönül veren nur talebeleri memleket memleket, devlet devlet dolaşır mı? Çek yatlarda yatıyorsun, arabanın koltuklarına yatıyorsun. Yani yeter ki imanlar kurtulsun diye. Oo, çok harika bir şey söyledin abi ya. Yani cennetimizi doğru abi ya, hakikaten öyle. Oturup Kur'an okursun. Evde oturmak, yatmak, ibadet etmek, hatta huzu uzat diyor, kesbedecek ibadetlere yönelme. Onları terk etmişiz. Ya bu seyahatten İstanbul, Polatlı, Afyon, Bolvadin, İzmir, bilmem daha bu nasıl. Ya keyif mi alıyor insan ya? Vücudun kaşınıyor, terden olmuşsun, bütün tehlike var. Bir de yetmiyor, her an ölüm şeyi var, tehditleri var. Az değil ya, bildiğiniz gibi değil ya. Adama münafık diyorsun. Onlar ne yapar? Onlar da aynı tehdidini gönderiyor. Böyle canını dişini takarak yurt dışına çıkıyorsun. Hoş geldin mi diyor Avrupa'daki Alman istihbaratı sana. Aferin lan, iyi ki geldin diyor. Öyle mi?
Nereden giriyoruz? Giriyoruz Yunanistan'a, giriyor Fransa'dan, oradan buradan da. Yani kolay iş mi? E ne yapıyorsun? Ölüm dahi olsa, doğuda mesela teravih imamı yapıyorsun, o PKK'nın cirit attığı dönemlerde hakeza. O köylerde imamlık ve vaaz ediyorsun. Kürsüde durmuşsun hedefte. Yani bak ne diyorsun? Dünya cennetinden çıkıyorsun, insanların imanı kurtulsun diye cehenneme giriyorsun. E burada da giriyorsun cehenneme. Yani dünyanın cehennemi. Üstadı şimdi daha iyi anlattı. Evet abi, çok güzel oldu. Lüzum olsa değil mi? Lüzum olsa, ha lüzum işte. Lüzum ben oturamaz var, mıyım? Lüzum var ve biz... Ya bu saat, bu yaşa kadar bak 50 küsur olduk. Tamam arkadaş, bundan sonra yeni nesil yapsın. Demiyorsun bir gün daha iyi. Lüzum varsa dünyevi cennetimizi terk ediyoruz. Hatun alamaz mıyım? Sana cennet işte. Maddi durumum da iyi. Ailem, babam tarafım zengindi. Bana mal kalmıştır. Zaten çalışmaya ihtiyacım yok. Bir de hatun alırdım. Evde de oturursun. Ondan sonra cennetin ortası, hocalık da yaparsın. Öyle mi? Şimdi bir kursta, bir yerde mahallede bir hocalık yaparsın ya. Şimdi mumla aranıyor hoca mesela. Adamın da var, pat diye geçiyorsun o şey kadroya. Yani yapamaz, yani bir şey anlatmak için. Lüzum olsa dünyevi cennetimi terk ederim diyor. Yani dünyadaki cennetin, yani cehenneme girmeye. Giriyorsun cehenneme. Cennet, cehennem bizim burası. Orası bizi ilgilendirmiyor artık. Ben buradaki cennet, cehennemi düşünmeyle vazifeliyim. Ahiretten sonra cennet, cehennem benim meselem değil o. O kimin? O sahibi. Allah'ın işi o. O ilahi. Cenab-ı Hakk'ın ne karar? Onu bilemem ben. Onu düşünmeyle vazifeliyim. Ben buradaki cehenneme düşmeyeyim. Üstad da zaten hayatıyla bunu imzalamış abi. Öyle yaparak değil mi? Evet. Yani o da diyor mesela. İşkenceden işkence, yani hapisten aşağıya. Memleketine gitmeye izin verildiği halde bütün işte memleketinden çıkarılanına gittiği halde, vesikam olduğu halde gitmedin diyor. Evet. Şimdi okuyorum. Ahirete o hanenin saadetini hükmetmese biz de o cennetten ihraç edilmişiz demektir. Çünkü cennet olduğunu bilmiyoruz. Aile hayatının cennet olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ki. Adem ve Hava cennet olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Sen de bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Ha bilince öğrendik. Adem yeryüzüne indi. Sen de cemiyetten buraya indin. Dershaneye. Aa vay be. Şimdi evlilere söylüyorum. Sen evleneceksin. Ha vay be. Aile hayatı şöyle şöyleymiş ya. Vay anasın. Şimdi adam cennetinden düştü. Nerede mi? Eve gitmek istemiyor. Kavga gürültü var. Lan geç olsa da gitsem, mesai olsa da gitsem. Adam mahsus tür veya şeyler arası işlere giriyor. Eve gitmemek için. Yani sıkılıyor, girmiyor, rahatsız. Bu ne demektir? Cennetinden ihraç edildi. Çünkü cennet olduğunu bilmiyoruz. Biz de kanıyoruz. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler evde eğer bu yoksa, din hakim değilse, yani imanı bil ahiret o aileye hükmetmese, hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip ister o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. Sözler 97'de. Yani eğer ahirete iman yoksa, bu bir. Veya şuurlu değilsek, o aile hükmetmezse, bu birdi. İkincisi, samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet. İki, hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet yoksa, kadından böyle bakış, erkekten böyle bakış, ikisine hükmeden ahiret şuuru yoksa, ne olur? Hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip hisler, yani lezzetlenmek için işbirliği yapmak. Aile değil de ben sana bu lezzeti sebep olacağım senin. Sen de bana şu lezzete sebebiyet ver. Başka menfaatler ve sair galip hisler o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. Hakiki lezzet ve zevk-i manevi öyle lezzettir ki, bak hakiki lezzet
ve zevk-i manevi öyle bir lezzettir ki eğer tecessüm etse, bak cisimleşse ve o çekirdek bir ağaç olsa o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde o zevk ve lezzet azimeyi terk edip gençlik saykasıyla o hadsiz elemler ile alude zehirli bir bala benzeyen sefihane ve heveskarane muvakkat bir lezzet-i gayri meşruayı ihtiyar eden hayvandan 100 derece aşağı düşer. Şimdi diyor ki burada hakiki lezzet ve zevk-i manevi gençlik saykasıyla kaybediyor. Sual: El mer'u men ehebbe. El mer'u me'a men ehebbe. Sırınca dost dostuyla beraber cennette bulunacak sözler bulunacaktır sözler 499. Burada yanlış insanlarla beraber olmak cennetten çıkmak hükmünde olur. Yani o hakiki lezzet ve zevk-i manevi öyle bir lezzettir ki maneviyat, bu başka bir cennetten ihraç. Aileyi geçtik şimdi. Başka bir cennetten bahsediyorum. Hani onu söylemeyi unutma, özür dilerim. Üçüncü olmalı. Birinci dimadaki lezzet, cennet. İkinci aile hayatında. Esma'nın hakikatını kaybetme cehennemi. O cehennemi, o dimadı bir. Aile ikiydi. Şimdi üç, hakiki lezzet ve zevk-i manevi öyle bir lezzettir ki, yani enfusi tefekkür, enfusi yapılanma, enfuse katkı yapmak, kendine değer vermek, kendine saygılı olmak, kendine yatırım yapmak, devamlı kendini geliştirmeye çalışmak, bu tip insanlarla oturmak, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak, ne yapar? Hakiki lezzet ve zevk-i manevi öyle bir lezzettir ki, eğer tecessüm etse, o çekirdek bir ağaç olsa, o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde, böyle kuru ekmek yer, sirkeye batırsa bile, zeytinyağına batırsa, başka bir şey olmasa bile, katı olmasa bile, o adam ruhunda cenneti yaşar. Köşede, zindanda dahi olsa, sarayda, bak zindanda dahi olsa, saraydaymış gibi. Bahtiyardır, olur. O çekirdek olsa o adamın hususi bir cennet hükmünü geçti aldı. Bak, aleminde cenneti yaşıyor. Bunu 740-41'de anlatıyor. Hatta 222 Mesnevi'de şöyle geçiyor. Cehennemi cismani mümine, yani günahkar Müslümanın cehennemi cismani. Ahirete gitti, cehennemde günah kadar yanıyor. Koy oraya. Oradan aldığı elemi kefeye koy. Kafirin diyor dünyada küfründen aldığı cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. 222 idi. Mesnevi'de. İşte Kur'an cenneti müfettehatul ebvab'dır. Gir bak diyor. Kapıları açık. Nerede geçiyor? Sözler 514. Metni Latince'de okunmak zor oluyor. 514. Arapçasını okuyayım. Daha hoş olacak. Mufattahatul ebvab'dır. Gir bak. Kur'an cenneti gir diyor. Gir. Mufattahatul ebvab. Kapılar açık. Girilecek demiyor. Gir. Fethuli fi ibadi ve tuli. İkide bir. Onu diyorum ama onun gibi çok ayetler vardı. Ben onu şu anda bildiğim için. Hatırladığımdan. Melaike-i o cenneti Kur'an'ı içinde. Kur'an'ın içi de cennet olduğunu söylüyor. İçini güzel bir surette gör. Melaikeleri görebiliyorsun Kur'an'la. Her bir ayeti tenzil birer menzildir. Menzil, varılması, yaşanılması, girilen yerdir. Ondan sonra işte o menzillerden bak. Hatta cinlerle görüşmek istersen, kuluhiye ile yönestemene fermine cinnil ahir.
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشطات نشطا الى اخر. Burada 514'te cennetlerden bahsediyor. Dünyada bazı ayetler ve süreler işte o menzillerden bak. Mufettahatul ebvab'dır. Gir bak. Kur'an cenneti bunlar diyor. İşte Kur'an cenneti. Bu noktadan bakarsan tuhaf burası şimdi. Bak bakayım kaç tane cennet var burada. Yani onda ne diyor biliyor musun? Melaikeyi o cenneti Kur'an'ı içinde güzel bir surette gör. Nerede görecek misin? Melaikeyi o cenneti Kur'an'ı'ya. Cenneti Kur'an'ı içinde güzel bir surette gör. İnkişaf et. Her bir ayeti tenzil birer menzildir. İşte şu menzillerden bak. İşte menzile bakış penceresi veriyor. 77'ye 1 ve 5 ilahir sözlerde anlatıyor. Bu da Enfusi cennetten bir nümune. Ahmet abi, Hasan abi, bugün hissettiğim bir şeyi söylemek istiyorum da mevzumuzla ilgili. Siz dışarı çıktınız ya abi. Gittik, evet. Ben burada tektim. Mektubatı açtım. 11. mektubu okudum abi. 11. mektubu. Ve bunu hisselerek okudum. Ve tevfik etti bizim bir şeydi. Daha sonra siz geldiniz. Tarık Bey abi dedi, yemek yedin mi dedi. Yani hiç hissetmedim açtığımı yani. Bu kadar... Ha, biz gelen o akşam tarihe kadar açsın, sabahtan beri yemek hatırlamıyorsun. Ben hiçbir şey hissetmedim yani. Açtığımı hissetmedim. Tarık geldi daha bir şey yedin mi dedi. Yok dedim, bir şey yemedim dedim. Sağ olsun hazırladı. Yani yine hissetmiyordum. Ve yemeği yedikten sonra rahatsız oldum yani. Böyle bir işte karnım böyle bir şişti. Bir şey oldu böyle. Yani hiç açlığımı hissetmedim yani. O artık öyle bir hissetmiş. Demek ki o mananın içine girdim demek istiyor, evet. Değil mi konuşmandan? Kur'an'da bir cennet, Kur'an'da bir cennet var bu şeylerden, efendim 514'te. Uzak kalmak, cehennem, her gün okumamak cennetten ihraç hükmündeymiş. Dördüncü cennet. Evet, cennetimizden çıkmakla girdiğimiz yalancı cennette ne denilse, bak cennetimizden çıkmakla, Kur'an okumamakla, Kur'an hakikatlerine düşünce, cennetimizden çıkıyoruz. Girdiğimiz yalancı bir cehennem var. Mesela şey cennet var. Yalancı bir cennet. Cemiyette cennet zannediyoruz. La kara la kara falan. İşte ona ne denilir? Şimdi başka. Ona ait bir tane söylüyor. Şimdi cemiyetin cennetine bakıyoruz. Cemiyet. Çok ilginç. Ama Deccal'ın yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantaziyeleridir. Kız erkek böyle lise mektebinin kapısında sanki bir cennette huri gılman gibi bir suret, yalancı bir cennet. Kız erkek böyle lise mektebi Deccal'ın diyor cennetidir diyor rivayette. Ama Deccal'ın yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyat ve fantaziyeleridir. Ama hadiste devam ediyor, Allah'ın Deccal'ın cennetine giren Deccal'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine girecek. Deccal'ın da cehennemi hapishanelermiş. Beşinci şahada söylüyor. Hem rızık biraz kurtaralım şeyi. İradesiyle girene, çocuksun nereden bileceksin? Nurları oradan tanıdın. Biz orada inşallah cenneti yaşarız diyelim, tamam mı böyle? Ve en azından fark ettik ya, savunmuyoruz. Öyleyiz, öyle dermiş, öyledir. Ne, biz azınlığız kurtulanlar. Çoğu batmış. Orada battı, sen onları görmemezlikten mi geleceksin? O cennette batmadılar. Battı gitti. Yani biz de işte bir derece merhamet ilahi, bak sen ben elim, hani bizi ölçü yaparak genelleyebilirsen genel kurtulması lazım. Geneli batmış, ekseri budur. El hükmünlil ekser. Deccal'ın cennetine giren hakikaten Allah'ın cehennemine giriyor işte. Düşüyor aşağıya. Her şeyde istisnalar var. Biz istisnayız işte. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridirler.
zihayatı şefke davet eder ve şefk ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder, bir şükrü maneviyettirir ve zişurun nazarını dikkate celbeder, istihsana tergip eder, nimetleri ihtirama onu teşvik eder, onun ile kalem ve fiilen şükre irşat eder ve şükür ettirir ve şükür içinde en âli ve tatlı lezzeti, bak şükür içinde ne varmış? Nimetleri ihtirama onu teşvik eder, onun ile kalem ve fiilen şükre irşat eder ve şükür ettirir ve şükür içinde, bak şükür içinde, ben yeni öğrendiğim bir şey söyleyeyim. Şükür nimeti çoğaltır. Bunu ben biliyordum. Hepiniz biliyorsunuz. Şeyde söyleyeceğim size. Bayramlarda zikri çoğaltım var lemalarda. 272 miydi? 275 mi? Orada yeni bir şey öğrendim. Şükür nimeti çoğaltır, ziyade eder. Tamam. Bir başka bir şey de var. Gafleti kaçırır diyor. Ben onu bilmiyordum. Orada yazıyor. Şükür mü gafleti kaçırıyor? Evet. Ben ilk defa duydum yani. Ben bilmiyordum. İki zıt bir arada 34 sene okudum. He? İki zıt bir arada duruyor ya abi. Öyle mi? İki, ha doğru, iki zıt. Bir de şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Hı. Daim tahribatla uğraştığından dolayı marifete yer kalmamıştır diyor. Hani geceyle gündüz bir arada durmuyor ya abi. Yani şükür varsa mukabilindeki zıt olan bir şey yoktur. Yoktur. Çok güzel. Bak diyor ki doğru. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, virgül gafleti kaçırır. Ben bunu hiç ilgimi çekmemiştim. Gafletin kaçtığını. Şükürle. Hep şükürle anlamıştım. Bereketli olur falan. Ne sırlı karmiyetler. Ama 34 sene sonra fark ettiriyor. 34 sene. Biter mi bu kitap şimdi? İnan, mübalağa mı yapacaksın siz? Şükür nimeti çoğaltır, onu biliyordu. Gafleti kaçırdığını, biraz önce gafleti kaldırır, kaldırmıyormuş, kaçırıyormuş. Çok fark var. Doğru. Yeni yeni. Bu dersi yeni yeni fark ediyor. Garip bir şey ya. Alışamadım şu dünyaya. İnan. Şu şey okuduğumu bitireyim de kendimize bir... Buralı değilsin, yüzde. Buralı değilim, evet. Hiçbiriniz de burası değil. Allah Allah. Şükür içinde en âli ve tatlı lezzeti ve zevkli zevki ona tattırır. Yani şükür gösterir ki, bakayım şükür ne yapıyor? Gözlük veriyor böyle. Şükür gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzeti zahiresiyle beraber daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı rahmaniyi şükür ile kazandırır. Yani Allah'ın sana özel iltifat ettiğini şükür ile anlayıp kazanıyorsun o anlayışı. Yani rahmet hazinelerinin Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp, Habat ne yapıyormuş? Hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp, şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. Yani başka bir enfusi cennetten ikinci bir misalimiz. Yani şükür bana şey yaptırıyor, ne yaptırıyor? Diyor ki, en tatlı, en âli ve zevkli tattırıyor. Yani şükür bana gösteriyor ki lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzeti zahiresiyle beraber şükredersem hakiki, daimi, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı rahmaniye. Yani iltifat-ı rahmaniye şudur. Daimi, hakiki, hadsiz bir lezzet ve zevk taşıyormuş. Bana Allah iltifat ediyor anlayışı, şuuru şükür ile kazandırır. Yani rahmet hazinelerinin Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp Allah'ın, yani bütün hazinelerin sahibi olan Allah'ın
hadsiz lezzetli olan iltifatının. İltifat, iltifat. Hani bir adama bir iltifat ediyorsun, mezardan çıkıyor ya. Adama bir moral bozuyorsun, sabahtan akşama yaptığı yemek dibe iniyor. Ulan ne biçim ya, şuraya bak, ne biçim yemek yapıyorsun? Böyle, ulan 20 seneden beri kadınsın falan desin. Bu ne biçim yemek yapıyor? Hiçbir şey yapamıyorsun. Sabahtan akşama 5 saat verdi yemek ne oldu? Bir dibe gitti. Ama bir iltifat adamı mezardan çıkartır. İsterseniz deneyin, mezarlığa gidin, iltifat edin. Sen varsın ya sen. Acayip adamdın sen ya. Hayret ediyorum burada nasıl duruyorsun. Bak nasıl hortluyor. Ölüyü diriltir ya. Bak bana bir iltifat edin, İzmir'de nasıl yürüyorum İstanbul'a. Yapmayın ya. Allah Allah. Kanun ya. Kanunu anlatmaya çalışıyorum. Maliki Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatı düşünün. Denemeyeceğim, oraya bir vurgu yapacağım. Lahuti bir alem. Endiş, soğanın endiş kabuğu nedir? Esma. Gir içeriye. Sıfat. Gir içeriye. Şunat. Gir içeriye. Mahiyeti zatiye. Tamam. Şunatı bana açın içini. Karpuz gibi yarın. Bunlarla alakalı bir yer göstereceğim. Şunatı yarın. Şunatı zaten içinde ne var? En merkezde. Şefkat. Şefkat. Aferin. Adın neydi ya? Sen mi dedin Mustafa? Aferin. Senin adın neydi? Onu da... Sen de Mustafa. İki Mustafa'yın. Aferin. Bir. Şunatı zatiye. Merkezine şefkat. Çık dışarıya. Şunatı zatiyeden dışarı çıkıyoruz. Şefkat. Sonra? Muhabbet. Sonra? Lezzet mukaddesi var abi. Sürur mukaddesi var. Surur. Surur. Şefk. Sevk yok. Lezzet. Surur. Şefk. Lezzet. İftihar. Memnuniyet. İftihar. Memnuniyet. Memnuniyet, iftihar. Yani o iltifat var ya, bunun içinde işte. Çok yüksek makamda o zaman. Evet. İltifat seni şuunat-ı zatiye taşıyor. Şuunat-ı zatiye taşıyor. Abdullah abi. Kaçıncı sayfaydı ya? Hadi bakalım. 24. Bak. İltifat seni nereye taşıyor? Oradan okur musun? Sayfa bak. Orada var. Bak. Şuunat-ı zatiye. Bak burada. 286. Mektubat 286 abi. Evet. Sağ yukarıdan aşağıya. Bak sen oradan bakana kadar nasıl göremiyorsun? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i... Latifenin menbaı. Ha, bir. Şefkat-ı mukaddese. İki. Muhabbet-i münezzehe. Muhabbet-i münezzehe. Çık dışarıya muhabbet. Şevk-i mukaddes. Şevk-i mukaddes. Şefk. Surur-u mukaddes. Surur. Lezzet-i mukaddes. Lezzet. Memnuniyet-i mukaddes. Memnuniyet. İftihar mukaddesi. İftihar işte iltifatın içinde. 18. sözün sonunda şey yapıyor abi. 18. mektup. Abi bu nerede ya? Zirvede ya. Demek ki adamı şunata mazhar ediyor. Zirvanın başını ben aramıyor mu? Tevafuk için diyor Hasan'a bunu. İnayet-i hassa iltifat rahmani vardır diyor. O işin makbuliyetine denildir diyor. Allah Allah. O da acayip ya. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, ondan sonra müzeneden sonra şefk, şevk, bak gösteriyor, surur, lezzet, buradan gösteriyor, lezzet, merhamet, faaliyet, lezzetten sonra kuvvetin fiilin çıkmasından memnuniyet, memnuniyetin en dışında tabiri caizse, memnuniyet, iftihar, İftiharın dışa vuruşu esması iltifat. Seni iltifat şunat-ı zatiye mazhar ediyor. İftihar eden iltifat eder. İltifatını düşünüp Allah seni nereye taşıyor? İltifat ediyor sana bunları. Ha bu dersler nasip ediyor. Şimdi bazılar şöyle yapar. Sen ne anlatıyor ya? Bir de öyle dinleyen var. Önce manyağa bak. Nereden bahsediyor? Bu adam nasıl bir cehenneme etilmiş? Cehennem işte.
İltifatı düşündürüp şu dünyada dahi bunlar cennetin baki bir zevkini manen tattırır. İşte rızık şükür vasıtasıyla o kadar kıymetdar ve zengin bir hazine-i camia olduğu halde şükürsüzlük ile nihayet derecede sukut eder. Mektubat 365. Demek ki şey hulasasını okuyorum. Nimetlere şükür ile bu dünyadaki cennetimizden, bak bir de okuyorum. Nimetlere şükür ile bu dünyadaki cennetimizden şükürsüzlük vasıtasıyla ihraç ediliyoruz. Nimetlere şükür ile bu dünyadaki bir cennetimiz vardı. Şükürsüzlük ile bu dünyadaki şükürle oluşan cennetimizden ihraç ediliyoruz. Namazda bütün şükürlere bakması hesabıyla hususi bir cennetmiş. Adeta imanda bir cennet çekirdeği ve dalalette ve sefahte bir cehennem çekirdeği bulunduğunu ben kendim çok tecrübelerle ve hadiselerle aynen yakin görmüşüm. Burada kesiyorum. Abi yani meseleye ben şey baktım da böyle abi komple yani hülasa yapılacak olursa işaret ödeyeceğizde de istikamet anlatıyor ya abi. Mesela, hidayet o da var. İfrat ve tefritte kalmak cehennem. Haddi vasatta olmak cennet. Cenneti kemalat o yani. Saat Mustafa. Evet. Yani şey kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehviyenin ifrat tefritleri cehennem. Evet. Ve vasatı cennet. Bütün hissiyat ve duygularımızın ifrat ve tefriti cehennem oluyor. Haddi vasat da cenneti teşkil ediyor. Çünkü başka vicdan de şey diyor ya abi, hidayet ruhun cennetidir diyor. Onu söyleyecektim işte. Şimdi 60'ta geçiyor işaretiz. Yani insanda bir bölümü teşkil ediyor. Oysa hani bütün istikamet dediğimiz zaman bütün hissiyat ve duyguların tek hizaya gelmesi, vasatta olması. O zaman her noktada cennet. Her bir tanesi cennet. Evet. Her bir şey cennet olabiliyor. Çünkü 6. söze baktığımız zaman akıl diyor abi değil mi? Birkaç tane misal veriyor. Akıl, kulak, göz. Onların da ifrat ve tefritleri var. Veya diğer hissiyat. Evet. Ey akıl, ey göz, güzel bak, ey akıl, güzel düşün. Evet. Ya hani o düşünce içinde söylüyorduk. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Yani cehennemdesin. Neyi düşünüyorsan o içindesin. Hidayet için ne diyor? Ruhun cennetidir diyor. Evet. Hidayet nasıl olur? İstikamet. İstikamet nasıl olur? Sadakatle olur. Şeye betnin suretin Hud. Yani suretin Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor. Bak mesela bir de okuyayım. Hidayet ruhun cennetidir diyor. Hidayet ruhun cennetidir. Peki hidayet nerede var? İstikamette var. İstikamet nerede var? Sadakatta var. Emrolunduğun gibi dostlar olacaksın. Tevil etmeyeceksin. Eğer Risale-i Nur'un imani hazlarını ve dolayısıyla imani bir hazlar senin hususi cennetini oluşturmasını istiyorsan laikalara tutunmayacaksın, sarılacaksın. Rüştü abi öyle dedi de ziyaret ettiğim zaman size nakledeyim. Sonya artık böyle çok hasta. Şimdi sıra sende bakayım ne yapacaksın dedi ahirette falan. Dedim abi bana bir tavsiyen var mı? Bu buralara gelmeden işte bana ne dersin ya belki gelip de görmem seni artık. Bana bir tavsiyen var mı? Dedi ki elhamdülillah duyuyorum ki Risale-i Nur'un layıkalarına tutunmuşsun. Şimdiye kadar tutunmak seni kurtarırdı. Daha tutunma, kucakla. Kucaklarsan asla hiçbir zaman ifrat tefrite düşmez. Tutma böyle diyor. Öyle yaptı. Sarıl. Çünkü layıka demek yani iman esasları yani Kur'an'ı hadissiz bakmak. Hadis nedir? Sünnet-i seniye nedir Resulullah'ın? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i senesi Kur'an'ın yaşanan halidir. Kur'an'ın yaşantısıdır. İşte anlaşılmaz kitap, malimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır var ya. Kur'an'a, sünnet-i seniye nasılsa imani mevzulara layıkalar böyledir. Evet. İşte inşallah başka zaman şey yaparız.
Ve ahir devafı men elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Selamat.